dışarı çıktığım yok. Onun ilgisini çekmekle kalmadım. Adım anılınca yüreğinin hızlı hızlı çarpmasına bile yol açtım. Kırıcı yaratın! Dondur kolumu anlayacak! Akadar! Tartışma! Ah İhan'la senin için neler söylediğini bir işimse fikrin değişirdi belki. Hop! Ne? Hop! Hop! Hay! Bir de bana böyle baksa diyorum. Böyle sevgi dolu, hayranlık dolu bakışlarla. Yani... Bay Giskino! Ne var bunda ki? Çok naziksiniz, çok naziksiniz Nikola hiç. Ama benim ben buraya mıhlandım, kaldım. Bu sınava girebilmek için tam 6 ay bekledim. 6 aylık beklerin lisesine girebilmek için 3 ay beklemiştim zaten. Şimdi beni lisenin sonuna koyarlarsa bir 6 ay daha beklemem gerekecek. O zaman 23 yaşında olacağım. 22 yaşına dönmem düşecek. Lütfen efendim bizim yerine sizi oynayan bir parça olayım. Şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum ve sanırım ateşim evet 37'ye düşmüş. Evet. Kuş varsa? Kız kardeşim! 16-30. Geçen yıl okulda 78 yaşında romatizmalı bir kadını oynamıştık. Araba mı buralarda? Araba şu! Araba sola gidiyor. Sizi çekeceğim. Dönmeye kaçamazsınız sayın bey. O dişi orada almadan size huzur yok. Artık generalin ensesinde patlayan küçük aksırık, düşman mevzilerine yaslanmış bir topun gürlemesinden farksız olduğu için. Formaliteden ibaret. Kendim doktorum, adım doktor değil. Otur. Bırak! Otur! İmdat! Otur! Bırak! Olur mu? Olur beyefendi, sadece beni affetmenizi diliyorum. Lütfen kabul ediniz. Yani bu hapşırmanın hiçbir politik nedeni yoktur. Topluma karşı bir suç işlemeye asla düşünmüş değil. Sen de afetsin be. Sen de felaketsin. Önüne gelen her şey senin süpüren bir afet. Köprüleri konakları yıkan azgın bir sensin sen. Dağ köylerini kasabalarını kasıp kavuran bir kasıp kasın. Senin gibi kadınlar benim gibi adamları koyar gibi sinir attım zaten. Ama doğum gününde var. Doğum gününde beraber düşünürler. Ben doğum gününde çalıştım efendim. Çalıştın mı? Evet. O burnun önüne düşsün he mi? Seni sümüklü böcek seni. Seni sümüklü. Sine pek kerata. Ben senin burnunu sıçam sen. Bizim ağrına göre bu tarafta. Nerede olur? Kendisine yapılan bu zalimce, bu haksız davranış karşısında öyle öfkelendi, öyle öfkelendi. Peki tabii, seni karşılamak, konuşmamın sebebi hesapları açıklığa kavuşturmak. Şimdi...